Siyaseten'den herkese iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, artık Cumhuriyet Halk Partisi için sona yaklaşmış bulunmaktayız. Neredeyse pazar akşamı itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listesi şekillenmiş olacak. Dolayısıyla sahada korkunç bir tempo var. Aday adayları bir yandan seçmenlere, bir yandan televizyon ve gazete kuruluşlarına, bir yandan parti çalışmalarına yetişmek için gerçekten büyük performans sergiliyorlar. Evet, o sahada gecesini gündüzüne katan isimlerden biri de şu an konuğumuz. Sayın İlhan Demiröz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Sayın evet. Komutan. İlhan Bey, tabii siz şu an aday olan ama mevcut milletvekillerinden evet. Tek isimsiniz. Evet. Böyle bir farklılığınız var, yani beşi bir yerdenin. Şu anda birisiniz. Biriyim, diyelim. Evet. Dördü gitti, siz kaldınız. Evet. Dördü adayı olmadılar. Olmadı. Evet. Bir oradan başlayalım isterseniz. Evet. Siz neden adayı oldunuz tekrar? Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli seyircilerimize, hemşerilerimize ve bu arada da partililerimize. Tabii ki 29 Mart'ta ön seçimimiz var. Evet. Neden aday oldum? Sayın Komutan, beni tanıyorsunuz. Ben 90 yılından beri Bursa'nın bütün taşra köylerini gezen, bu konularla çalışan bir arkadaşınızım. Ayrıca meslek odasında bir 4 dönem, yani 8 yıl oda başkanlığı yaptım. İKK sekreterliği yaptım. Bursa Akademik Odalar dönem sözcülüğünü yaptım. Ve İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekiliydim. Oradan meclise gittim. Bursa'yı biliyorum. Bursa'nın konularına hakim. Buna tabii ki siz değerli basın mensuplarının katkıları, meslek odasındaki arkadaşlarımızın katkılarıyla Bursa'daki tüm konuları Ankara'ya taşıma fırsatını eriştim. Bu fırsatı 24. dönemdeki benim bu tecrübemi bu fırsatlarla birleştirerek 25. dönemde bir dönem daha, sadece bir 4 yıl daha aday olmak üzere yola çıktım. Tabii bu sadece bu nedenim değildi. Diğer 4 arkadaşım, milletvekili arkadaşım aday olmadı. O onların tercihiydi. Ama ben Bursa'yı biliyordum. Bursa'daki bizim örgütümüzün yapısını, örgütle olan ilişkilerini biliyordum. Uzun yıllar milletvekilliğim dönemim ve daha önceki il genel meclisinde ilçe başkanlarıyla, il başkanlarıyla meclis üyelerimizle hepsiyle koordineli bir çalışma yürüttük. Buna inanıyorum. Bu bakımdan dedim ki bir 4 yıl muhalefet milletvekili yapan İlhan Demiröz bir 4 yılda iktidar milletvekili yapsın. Onun için evet, ama bunu tüm kalbimle cani gönülden inanıyorum. Neye derseniz Aysin Hanım şunu söyleyeyim. Bakın biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 20'şer milletvekili gruplarla Türkiye'nin her tarafına dağıldık. Ben Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu yanı sıra İş Dünyası Komisyonu ve bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Tarım İşçileri Komisyonu'ndayım. Türkiye'ye dağıldık. İşte Adana, Tarsus, Mersin, Mardin, Karadeniz'de Ordu, Samsun, bu bölgelerde araştırmalar yaptık. Ne gördüğümüzü söylemek isterim. Herkes bizi bu iktidardan kurtar. Bir anımı anlatmak istiyorum. Buyurun. Biz Mersin'de iş dünyası kapsamında iş adamlarıyla bir toplantı yaptık. Basına kapalıydı. Ve daha sonra bir hafta sonra o arkadaşlarımız bizi telefonla aradılar. Lütfen gelin, biz o gün hata yaptık. Basında olsun, her şeyi söyleyeceğiz. Artık bizi bunlardan kurtarın. Nasıl kurtarırsanız kurtarın. Şimdi niçin bunları söylüyorum? Mesela 23 Nisan'da Mısır'la olan anlaşma sona eriyor. Eğer Mısır'la ilgili anlaşmayı bitirdiği zaman siz Mısır limanından Mersin limanından Roro seferleriyle Katar'a ihracat yapma şansınız yok. Bütün bu sıkıntılar Güneydoğu'da belli. Güneydoğu'da planlanan, yapılması gereken 16,5 milyarlık ihracat olması gerekirken bu olaylardan dolayı bu miktar 6 milyar düşmüş. Yani 8,5 milyarlık ihracat gerçekleşmiş. 6,5 milyarlık bir ihracat düşüklüğü var. Bunlar hep sadece
Adana, Mersin, Hatay bölgelerine değil, ta bizim Bursu'yu, hatta Gürsu'daki bizim armut üreticilerine bile yansımış durumda. Onun için biz buna inanarak yola çıktık. Biz diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran'da iktidar olacak. Bir başka nedenimi de şunu da söylemek istiyorum. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dört arkadaşımız aday olmadığı için bir milletvekili olarak hem tecrübelerimizi yansıtmak, hı hı, hem de benimle beraber gelecek milletvekili arkadaşlarıma orada yol göstermek, onlarla beraber planlı çalışabilmek, onlara bu tecrübelerimi aktarabilmek için de aday oldum. Tabii ki tercih Cumhuriyet Halk Partisi'nin nedir, üyelerine aittir. Evet. Partimizi ve kendimi onlara emanet ettim ve böyle yola çıktım. Hayırlısı olsun. Teşekkür ediyorum. Diyelim. Şimdi tabii tarım konusunda, ziraat konusunda yaptığınız çalışmalar hem oda başkanlığınız döneminde hem de il genel meclis sürecinde Bursa kamuoyu tarafından çok sıkça gündeme geldi. Evet. Mecliste de bununla ilgili yaptığınız soru önergeleri ve çalışmaları sürekli bizlerle paylaştığınız için biz de Bursa kamuoyuna zaten bunları sürekli aktarıyoruz. Evet. Şimdi özellikle bu sabah sanırım bir televizyon kanalında seyrediyordum. Adana'daki bir çiftçi mikrofon tutuldu. Dediler ki bugün sizi Tarım Bakanı yapsalar ilk yapacağınız iş ne olur? Adam böyle durdu. Sıradan bir vatandaş. Hiçbir akademik kariyeri yok, ünvanı yok, eğitimini bile bilemiyoruz. Şöyle bir cevap verdi. Dedi ki bir çiftçi olarak kendi tohumumuzu kendimiz üretmeliyiz dedi. Buradan yola çıkardım. Evet. Evet, çok önemli. Çok önemli. Yani biz artık samanı bile yurt dışından alıp kullanan bir ülke haline geldiğimiz için gerçekten bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığınızda markette ya da pazar yerinde patatesin kilosu, ki en çok Türk halkının tükettiği bir şey olduğu için söylüyorum, 3,5-4 lira. Evet. Yani ciddi rakamlar. Artık pazara çıkan anneler, eşler, bayanlar feryat halindeler. Çünkü doğru, rakamlar sürekli tavan haline. Neden böyle? Evet. İsterseniz şöyle yapalım mı? Buyurun. Aysun Hanım, müsaade ederseniz tarıma geleceğim ama şöyle bir Türkiye'nin bir tespitini yapalım. Ya bu, onu isterseniz iç güvenlik yasası paketi biliyorsunuz geçti. Orada onunla mı? Birlikte toparlayalım. Orada bence toparlayalım. Tarımla yola tarımla, devam edelim. Ve tarımla sonra başlarsam ben şunun için onu dedim. Bitmez diyorsunuz. Bitmez yani tarımla olsun, devam ederiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi 6 Aralık 2014 tarihinde, hı hı, biz Ankara'da, evet, Yeni Mahalle'de Sayın Genel Başkanımızın katılımıyla Türkiye'den gelen tüm çiftçilerle beraber bir tarım programı hazırladık. Ve bu tarım programı üretici dostu, tüketici dostu, doğa dostu tarım programı. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Programımız var ve bugün hiçbir siyasi partinin böyle bir tarım programı yok. Devlet ve hükümet ülkemizde bilerek ve isteyerek tarımı çökertti. Şu anda çiftçilerimiz çok sıkıntılı ve çok zor durumda. Peki bu tablolara nasıl ulaştık ifadesini gelirseniz, tarım politikalarının olmaması. Düşünebiliyor musunuz? 11 yıldır bir bakanlıkta aynı bakan bu kadar bir dönem bakanlık yapıyor ama geldiğimiz nokta her tarafta sıkıntı had safhada. Neler var? Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Biz Avrupa'yla AB ülkeleriyle, hı hı, kıyasıyla mücadele etme şansımız yok. Bu bir başka. Ayrıca girdi maliyetlerin yanında mazot, gübrenin pahalılığının yanı sıra ithalat alışkanlığı yapılmış. Kimde? Bu hükümette. Biz diyor üretmeyelim. Üretim modelleri olmasın. Ne olsun? İthal edelim. Böyle bir alışkanlık hale gelmiş. Ben şunu söylemek istiyorum. İthalata ödediğimiz para 137 milyar dolar civarında. Yani çok büyük bir rakamlar ödüyoruz. Her şeyi ithal ediyoruz. Şimdi biz tarımdan 1,5 milyon çiftçi uzaklaşmış. İki Trakya büyüklüğünde alanlarda biz tarımdan kopmuşuz. Bu dönemde 21 milyon ton buğday ithal etmişiz. Ya biz bunları yapabiliriz. Evet. 8 milyar TL biz sadece buğday ithalatına para vermişiz. Peki pamuğa? Biz nedir? En iyi pamuk bizde yetişiyor. Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz.
Mısır'da belli bir noktaya gelmiştik ama bu nişasta bazlı şekerlerden dolayı dışarıdan Mısır ithal ediyoruz. Neden peki? Yani çok mu tüketmeye başladık da ithal ediyoruz? Hayır. Neden ithal ediyoruz? Neden ithal ediyoruz? Çünkü ithalatı seviyoruz. İthalatı yaptığımız zaman kimler kazanıyor? Yandaşlar kazanıyor. Hmm. Aysin Hanım. Hmm. Belli bir zümre bir kazanıyor. Bir politika yani. Bir politika. Ve ondan sonra da gidiyor Tarım Bakanı Fransa'dan şövalye ünvanı alıyor. Niçin? Fransız çiftçilerine hizmet ettiği için. Fransız hayvancılığına hizmet ettiği için. Bizde sıfır faiz söylendi. Hangi noktalara geldiğimizi hep beraber biliyoruz. O zaman biz diyoruz ki tarımla ilgili politikamızda biz üretmemiz gerekir. Üretirken de hem tüketiciyi hem üreticiyi korumamız lazım. Az önce sözlerinizde nedir bahsettiniz. Nedir? Üreticideki fiyatla tüketiciye ulaşan evet. fiyat arasında korkunç bir nedir? Uçurum faiz, var artık. Uçuş var. Evet. Ucu açık. Bunu kimle çözmemiz lazım? Hal yasasıyla çözmemiz lazım. Kimle çözmemiz lazım? Üreticileriyle, ziraat odalarıyla, ziraat mühendisliği odasıyla bir arada oturarak bunları yapmamız lazım. Ama hükümetin bu tür konularla ilgili hiçbir desteği, hiçbir talebi maalesef Aysin Hanım yok. Hükümet ithal edelim, efendim ithalat yapalım ve ona göre hareket edelim ifadesinde. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Tabii burada bir sürü etken var. Yani şimdi çiftçi cephesinden baktığımızda evet maliyetleri evet. çok yüksek. Bir mazot fiyatı zaten tabii, onları söyleyeceğim. Yapmış durumda. Evet. Şimdi Adanalı çiftçimizden başlayalım. Diyor ki bakın bir çiftçimiz tohumunu kendim üretti. Önceden öyle evet, değil miydi? Tabii. Kendi kendine yeten 7 ülkeden evet, bir tanesiydi. Evet. Bugün hangi noktaya geldik? Bugün geldiğimiz nokta ortada Aysin Hanım. Yani tohum kanunu çıkardılar. Tohum kanunuyla biz şu anda tamamen dışarıya bağımlı olduk. Önceden çiftçi şey yapmaz mıydı? En son ürünü alır ve ondan sonra bırakır tabii tohum ki, için tabii bırakırdı. Tabii ki efendim. Ve bununla ilgili TİGEM Tarım İşletmeleri evet. Genel Müdürlüğü bunlar için kuruldu. Ve burada biz çiftçilere örnek modellerle örnek tohumlar yetiştiriyorduk. Ama bugün TİGEM'ler özelleştirildi. Başka alanlarda kullanmak üzere verildi ve çiftçinin dostu kalmadı. Hmm. Tarım Mahsulleri Ofisi'nin üzerinde çiftçinin kara gün dostu derlerdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni biz devre dışı bıraktık. Yani tarımda gerçekten yani bunu üzülerek söylüyorum. Devlet eliyle, hükümet eliyle tarım maalesef çökertildi ve her şey ithalata doğru döndü. Biz bu 6 Aralık'ta yaptığımız toplantıda Sayın Genel Başkanımız mazotun 1,5 TL olacağını söyledi. Ve gerçekten de biz mazotu 1,5 TL yapacağız. Gübreyle ilgili bakın izleyin gübre fiyatları çiftçinin kullanacağı mevsimde en üst seviyelerde maksimum noktada kullanmayacağı kullanılmayacağı bölgelerde zamanlarda minimum seviyelere ulaştırıyor. Böyle bir politika olabilir mi? İlaçlama hakeze aynı. Sulama ücretleriyle ilgili çiftçilerimiz çok büyük bir sıkıntıda. Peki ben size soruyorum. Sulama birliklerine, TEDAŞ'a çiftçilerimizin borcu var. Bu arkadaşlarımız, bu çiftçilerimiz bu borcu nerede bir çelik palasta veya çırağında bir yerde yemek yiyerek mi borç yaptı? Bu arkadaşlarımız üretim yapmak üzere yaptı. Buna bir de siz afetleri, yağışları, don olaylarını eklerseniz çiftçilerimiz zor durumda. Bunun için ne yaptığımızı bir bahsetmek isterim hemen genel kurulda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan Bütçe Komisyonu'nda ben 3 önerge verdim. 3'ü de reddedildi. Aynı önergeleri genel kuruluna getirdim. Genel kurulda da neydi bu önergelerim? Bir tanesi çiftçilerin TEDAŞ olan borçları ertelensin, faiz silinsin, ana para yapılansın. Aynı şey sulama kooperatif birliklerine ve sulama birliklerine olan borçları. Aynı şey Ziraat Bankası ve tarım kredilerine. Faizleri silinsin, ana para yapılandırılsın. Ve ben bu önergeleri verdim çıkarken orada Bütçe Plan Komisyon Başkanı da vardı. Arkadaşlar niçin nedir dediler. Dedim böyle bir önerge verdim. Reddedeceksiniz ama sizleri dedim çiftçilere anlatacağım. Sonra gerçekten benim önergelerim okundu, reddedildi. Daha sonra ne oldu? 2 saat zannediyorum, 2 saat sonra
aynı benim önergelerimin virgülüne dokunmadan sadece faiz kısmı şöyle dendi. Üretici fiyat endeksine göre faiz belirleyeceğiz dediler. Ben tabii binlerce telefon aldım çiftçilerimizden. Şöyle dediler. Dediler ki İlhan Bey, bu bizim yaramızı sarmadı. Bizi tedavi etmedi. Ama ne oldu? Bize biraz ilaç gibi geldi. Hı hı. Nedir? Sarı taksiler bir yıl artık köyümüze uğramayacak. O zaman şu anlamda söylüyorum. 168 maddeyle bir torba yasa çıkarttık. Çiftçiler için yok. Çiftçiler için bunları da yapmadınız. Şimdi destekler diyorlar. Mesela diyorlar ki biz çiftçilerimizi şimdi gelseler bir AKP şeyi hemen onların ellerine tutuşturulmuştur. Efendim biz destek veriyoruz. Nasıl destek veriyorsunuz? 2014'de 9 milyar TL destek koydunuz. Kabul ediyorum. Peki mazotun üstündeki 1,5 lira rafinerinden gelişi pompaya kadar olan tüm ücretler 1,5 TL. Üstü bunun ne? KDV, ÖTV. Biz yılda tarımcılar, çiftçiler 3,5 milyar litre mazot kullanıyoruz. 3 KDV ve ÖTV ile çarptığınız zaman 10,5 milyar lira. Şimdi Aysin Hanım soruyorum size. Yani sağ cebime 9 milyar koyuyorsun, sol cebimden 10,5 milyar alıyorsun. Nasıl destekliyorum? Çiftçi desteklenmiyor ki. Hepsi bunların aldatmaca bir oyun. Tarım kanunu çıkardılar bu hükümet. Sayın Bakan her yerde övünür. Efendim tarım kanunuyla ilgili 21. maddesi gereğince gayri safi yurt içi hasılanın %1'inden az olmamak üzere çiftçilere destek verilir dedi. 2006'da çıktı. 2007'den 2013'e kadar hesapladık. 44 milyar. Altını tekrar çiziyorum. 44 milyar bu hükümetin çiftçiye olan borçları var. Çiftçilerimiz sahipsiz. Çiftçilerimiz açık alanda hizmet yapıyor, üretim yapıyor. Soğukla, doluyla, karla, buzla her şeyle mücadele etmek durumunda. Ama yanında olan bir devlet yok. Üretiyor, dalında kalıyor. İşte Mersin'de Narenciye'de olan sıkıntılar gibi. Bursa'da son 4 yıldır Mudanya, İznik, Gemlik, Orhan Gazi'de zeytin üretici sıkıntıda. Son 4 yıldır. İşte bir yıl yağıştan dolayı, bir yıl doludan dolayı, bir yıl rekolte düşüklüğünden dolayı böyle bir sıkıntıları var. Biz de tuttuk, dedik ki bu çiftçilerimizin bir nebze sıkıntılarını gidermek için ve arazilerini zeytinliğine bakabilmesi için ki tarım politikalarında siyaset üstü tutuyoruz. Hı hı. Ziraat odalarıyla 13.500 imza topladık. Götürdük bakanla. Dedik ki Güney Marmara bölgesindeki zeytinlere, gemlik zeytinine lütfen prim desteği verin. İstediğimiz para miktarı 50 kuruştu. Kilogramda 50 kuruş. Hiç dikkate alınmadı. Halbuki Güney Marmara bölgesinde pamuğa ve kanolaya destek var. Peki ben soruyorum buradan değerli üreticilerimize, izleyenlerimize, Bursa'da pamuk yetiştiriliyor mu? Kim yetiştiriyor? Yani insanların bellekleriyle, akıllarıyla oynamanın hiçbir anlamı yok. İşe yapacaksanız lütfen yapın deyin ve bunun üzerinde hareket edin. Onun için biz tarımla ilgili bu sorunların hepsini biliyoruz. Bunları bizim bu tarım programımıza aldık. Sulamasıyla ilgili, toplaştırmayla ilgili, development çalışmalarıyla ilgili bu konularda çiftçilerimiz, üreticilerimiz kesinlikle karamsar olmasınlar. Biz 7 Haziran'dan sonra iş başına geldiğimiz zaman bir yıl içerisinde tarımın sorunlarını çözeriz. Mesela ne vaat ediyorsunuz çiftçiye? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak birinci olarak vaat ettiğimiz 1,5 TL mazotla başlıyoruz. Evet. Bir. İki, Tarım Bakanlığı'nın bir kere yapılandırılmasını yapmamız lazım. Üç, halk kanunu değiştirmemiz lazım. Hı hı. Dört, birliklerle ilgili yasanın yeniden mutlaka çıkarılması lazım. Girdilerle ilgili bu konuların yapılması lazım. Ayrıca az önce bahsettiğim gibi çiftçilerle ilgili bir yapılandırmanın kesin yapılması lazım. Kesin olarak. Yapılandırma derken? Borçlarıyla ilgili. Onların evet, bir örnek, tamam, bir önünü açmamız lazım. Hı hı. Onları üretime teşvik etmemiz lazım. Onlar üretecek. Biz ürettiğimiz zaman bu ekonominin üstesinden geleceğiz. Bakın 5
Mart'ta Sayın Genel Başkanımız da Konya'da çiftçilerimizle parti içi bildirge için bir toplantı yaptık. Çok hoşuma gittiği için söylüyorum. Pardon. Köyler boşalıyor. Çiftçimiz dedi ki köylerin boşalmasını istiyor musunuz Sayın Genel Başkan? 30 yaşına kadar köyde kalanların lütfen bütün sosyal haklarını ödeyin. Ve biz parti şeyine Sayın Genel Başkanımız 16 madde tespit etmiştik. Onların içerisine aldık. Yani bunları biliyoruz. Biz bunları toplaştırmayı en kısa sürede yapacağız. Ha bu hükümet gibi değil. Bu hükümet yalan söyleyerek Karacabey'den Kemalpaşa'dan geçen İstanbul Bursa İzmir otoban yolunda toplaştırma diye Karacabey'den 14, Kemalpaşa'dan 12 ve Nilüfer'den 14 köyleri kapsam aldı ama o yolda şeyi ödemiyor. İstimlak bedeli ödememek için. Bunlar çok yanlış. Biz ne yapacaksak çiftçimizle beraber doğru ve bilerek yapacağız. Bundan çiftçilerimiz emin olabilir. Evet, tabii Bursa'da bir tarım kenti sonuç itibariyle. ama Bursa'da da tarım ve tarım arazileri gittikçe yok olmaya, çiftçi sayısı da azalmaya başladı. Evet. Pardon. Bugünlerde de herhalde çok fazla normal. Konuşuyoruz bundan evet, dolayı. Evet, çok yoğunluk. Evet. Şimdi gerçekten size katılıyorum. Yani Bursa'da biz tarım alanlarını kaybediyoruz. Bakın dün Karacabey'de. Karacabey'de bir tarım fuarı açıldı. Dördüncü defa katılıyorum. Hı hı. Dünkü katılımda gördüğüm bir tespiti söyleyeyim. Traktörden başka hiçbir şey yoktu. Üretici yoktu fuarda. Sadece traktörler konmuş. Bu noktaya geldi. Yani çiftçi artık oraya fuara bile gelmemişti. Bursa'da tarım alanlarını evet kaybediyoruz. İşte BESOP'tan başlayarak ifade edebiliriz. Koz Ağacı Vadisi'ni çok iyi biliyorsunuz. Evet. Hala üzerinde duruyor. Seçimden dolayı herhangi bir işlem yapılmıyor. Kotiyak ortada. BESOP ortada. Kargil ortada. Biz Batı OSB yapılmış. Batı OSB yapılma planı çıkmış. Buna da anlam veremiyorum. Yani DOSAP termik santrali. Yani evet. Bu nereye gidiyoruz? Bursa'da şuna karar vermemiz lazım. Aysin Hanım. Bursa tarım kenti mi? Sanayi kenti mi? Buna karar verelim. Hani sanayi turizm var şimdi. Şimdi turizm de eklendi buna. Hayır, ben turizme bir şey söylemiyorum. Onlar yani bu hayır, yani kimlik açısından tarih, turizm, sanayi, tarım bunlar olabilir ama tarımla ilgili bir şeye karar vermeniz lazım. Siz şimdi Bursa Ovası'nı yok ettiniz. Bursa Ovası ile ilgili sıkıntılar ortada. Peki bu Batı OSB'yle ile ne yapacaksınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani peki bu çiftçileri tarımdan kopardığınız zaman, bu tarım alanları elden gittiği zaman kim yapacak bunları? Bizim gıdaya ihtiyacımız yok mu? Yani önümüzdeki yıllar gıdanın stratejik bir ürün olduğunu herkes kabul ediyor. Ama biz Bursa'da bu verimli alanları maalesef ve maalesef kaybediyoruz. Ve belediye başkanımız çıkıyor, diyor ki 8 yıl efendim şeylerle nedir bu... şeyle ilgili sistemlerin geri 8 yıl içerisinde yapabilirsiniz. Ne oluyor? Kirlenmeler meydana geliyor. Bursa ovamız elden çıkıyor. Bunların yapılmaması lazım. Nilüfer çayı ile ilgili yaşantılarımızı hepimiz biliyoruz. Hatıralarımızı biliyoruz. Bununla ilgili mecliste araştırma önergesi verdik. Burada bazı arkadaşlarımız Bursa AKP milletvekilleri de konuştu. Hayır dedi. Ya biz Nilüfer Çayı'nın niye araştırılmasını istiyoruz? Nilüfer Çayı'nın temizlenmesi ancak bir üst kurulu olur. Tabii. Vali bu işin içerisine girdiği zaman tayini çıkar gider. Belediye başkanlığı da bu işin içerisine çok fazla girmiyor. Ama Nilüfer Çayı manganıyla, bakırıyla, demiriyle ağır metaller içererek akıp gidiyor, kirletiyoruz. Evet. Peki o toprak, bu sudan hiç sulama yapan çiftçimiz var mı? Zora kaldığı zaman yapıyor. Hem toprakları kaybediyoruz hem de insanların buradan sağlığını aldığı iyice sayıyorsunuz. Yani zamanla belki kaç yıl sonra ne zaman yapılacağı
durumları ortada. Onun çok zor için, değil ki ama koskoca Haliç temizlendi biliyorsunuz. Yani evet, o batak yani, haldeki Haliç. Ama işte Bursa'nın sahibi yok. Sahibi yok dediğim zaman yani alınıyorlar. Ama ben bunun altını özellikle çizerek söylüyorum. Aysel Hanım, 2013'te Maliye Bakanı'nın ifadesiyle söylüyorum. 6 milyar 794 milyon Bursalılar vergi ödedi. Aldığımız şey oranı 533 milyon yatırım miktarı. Hangi yılda? 2014 yılında. 533 milyon. Nerede bu yatırımlar? Niçin? Bursalılar bunu hak etmiyor mu? Hak ediyor. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Mesela bu 533 milyon içerisinde örnekleri de vermek isterim. Sizinle buyurun, paylaşmak isterim. Bir Keles yolumuz var. Evet. Bursa Keles. Ben her seçim bölgesi zamanı, işte 30 Mart'ta 2011'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde referandum, orada belli noktalarda bir dozer, bir kepçe çalışır. Neden çalışır? Buranın, ay, buranın uzunluğu 26,5 kilometre. Ya evet, programda var, yatırım programı. Size şeyden sonra göstereceğim, vereceğim. 34,6 milyon TL'de keşif bedeli var. Her yıl 2 milyon TL ödenek koyuyorlar. Her yıl. Şimdiye kadar 8 milyon TL ödenek harcamıştılar. Bu neden? Büyük Orhan'dan, Harmancık'tan, işte Dur Hasan'dan gelen çiftçi kardeşimiz, vatandaşımız, aa çok güzel bir çalışma var. Bu hükümet çalışıyor. Dozer var yolda, kepçe var, kamyonlar var. 6 ayda bir defa geliyor, bunları görüyor. Bu algı yaratılması bizim insanlarımızın aldatılmasıyla ilgili değil mi? Siyaset algı işi değil mi? Siyaset algı işi ama yalanla dolanla değil. Doğruyu söylemek suretiyle algı yaratırsanız biz onları zaten kabul ederiz. Hızlı tren dediler. Efendim Balat'ta hızlı trenle ilgili temel attık. 2 Aralık 2012'de. 2015'te bitecekti. Biz Ankara'ya hızlı trenle gitme hayalleri düşünüyorduk. Yeni milletvekili olduğumuz dönemde. Ne oldu Aysin Hanım? Bir tane tünel yaptılar. Ne olacak sordum ben nedir ilgililere, genel müdürlere. İkmal inşaat olacak. Ne zaman? Bu sene. Program belli olacak. Peki. Yaptınız. Balat'la Yenişehir arasındaki bu bölümü yaptığınızı kabul ediyorum. Peki ben Balat'tan Yenişehir'e hızlı trenle gideceğim. Oradan sonra otobüsle mi gideceğim? Ya bunu yapana kadar Yenişehir Bilecik hattını yapsaydık olmaz mıydı? Yenişehir Bilecik hattı yapıldı mı? Hayır. Hayır. Yenişehir Bilecik hattında şimdi etütteyiz. Ondan sonra nedir planlama proje, ondan sonra da yapım ihalesi yapılacak. O zaman siz bunları koyuyorsunuz ortaya, diyorsunuz ki biz bunları yaptık. Hayır, siz bunları yapmadınız. Bursa kamu yatırımı almadı. Bu hükümet döneminde bir tane örnek gösterilecek hiçbir kamu yatırımı almadı. Eğer Boğazköy Barajı'nı diyorsanız daha önce başlanmıştı. Sulama kanalları hala bitirilmedi. Bin köye bin gölet sözüyle çıkan Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı çıksın, Bursa'da açıklasın kaç tane gölet yaptı. Bizim il özel idaresinde köy hizmetlerinde çalıştığımız etüt ve planlar hala proje safhasına geçmeden duruyor. Yatırım yaptıkları yok. Onun için bu bakımdan vatandaşlarımız hem Bursalılarımız aldatıyor, hem de gereken yardımı alamıyoruz. Bursa bunları hak etmiyor. Bursa devletine işte sadece 2013'te 6 milyar 7 milyara yakın bir vergi ödemiş ama aldığımız miktar belli. Bunları yapmamız lazım. Sulama alanları tam henüz %51'lerdeyiz. Ki kapalı sisteme dönmesi gereken bir durumda söz konusu. Bunları ne zaman yapacağız biz? Bu hükümete kalırsa 50 yıl, 100 yıl yapılamaz. Ama bizim programlarımız hazır. Biz sulamaya geçildiği zaman hangi ürünlerin ekileceği, hangi desenlerle ilgili çalışmalar yapacağı belli. Bugün Bursa'ya gelin. Siz ihracatçısınız. Ürün desen planı yok. Nerede ne ekildiğini bilen yok. Tarım Bakanlığı'nın bir milli tarım politikası yok. Bursa'da da yok. Böyle bakanlığın bir, olmazsa da Bursa'da nasıl olacak, nasıl olacak ki yani? Evet. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve onun için bu Bursa ile ilgili mesela şunu da çok açık ve net söylemek istiyorum. Saman ithal ettik. Tamam.
İlkti. Hı hı. Kurbanlı koyun ithal ettik. Hı hı. İlkti. Ama bir ilk daha yapıyoruz. Bu yakında duyacaksınız, göreceksiniz. 6000 ton zeytinyağı ithal edeceğiz. Oo. 6000 ton. Biz zeytin ülkesiyiz. Tabii dünyada 4. zeytin ülkesiyiz ama 6000 ton ithal etmemiz lazım. Neden? Efendim üreticiyle marketler arasında korkunç bir rakam var. Bunları çıkaranlar kendileri. Ne için? Belli bir kesime, belli bir nedir? Tekrar gene yandaşlarına böyle bir pay çıkarmak için yapılan hareketler. Onun için diyoruz ki biz Bursa'nın sahibi değil. Biz Bursa'da ürünlerimiz Türkiye standartlarında hangi noktalara geldiğimizi hep beraber biliyoruz. Zannediyorum ki 2012 yıllarında Ziraat Oda Başkanı Sayın Kamil Dönmez beni aradı. Suriye ile ilgili sıkıntılar yeni çıkmıştı. Hı hı. Biz diyor Suriye'ye her gün 10 kamyon ihracat, armut veya elma gönderirken şimdi 1'e düşmüş. Veya ayda bir defa, 2 ayda bir. Bir şey daha söyleyeyim o konuyla ilgili. Biz o tarihte arayınca Oda Başkanı, ben Sayın Milli Savunma Bakanı'na hem soru önergesiyle hem de mecliste söz alarak şunu dedim. Bizim de orduda meyve olarak öğlen ve akşam birer armut ikram edin. Bizim belediye başkanımız Aydın Belediye Başkanı yaptı. Narenciye dalında kalmıştı. Kaç kuruştu? 20 kuruş. 25 evet. kuruşa aldı ve bütün aydınlara dağıttı. Bunların yapılması lazım. Yani biz üreticimizle üretirken bunun tüketim noktasına da sıhhatli ulaşabilmesi için her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Şimdi Türkiye'de gıdayla ilgili sıkıntılar var. Ama ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri bu bakanlığa alınmaz. Ne? Alabilmek için özel çaba sarf ettik ve bütün gayretimizle yasa teklifi verdik. En son işte o da olup olmayacağını da tam bilemiyorum, güvenemiyorum. 3000 civarında bir ziraat mühendisi, gıda mühendisi alacaklar. Ama her gün gazetelerde gıda zehirlenmesiyle ilgili, evet. gıda güvenlikleriyle ilgili neler duyuyoruz? Maalesef. Bursa'da 40 bin gıda işletme yeri var. Zannediyorum ki 200-194 arkadaşla burası kontrol ediliyor. Böyle sıkıntıları yaşıyoruz. En son biliyorsunuz bir at eti macerası evet, oldu Bursa'nın Bursa'da. Çeşitli yerlerinde. Evet, onunla ilgili de biz açıklayın dedik. Hı-hı. Yani herkesi haline bırakmayın. Yani böyle bir elinizde imkan da var, yasa da var. Mesele açıklamak değil ki. Yani bunun tedbirlerinin nasıl alındığı bence çok önemli. Bundan sonrası çok önemli. Yani Aysel bilmeden Hanım, neler yiyip içiyoruz. Ya gıda güveni çok önemli tabii kesinlikle. Ki. Yani ben anlamında söylemiyorum ama siz bunları ne yaparsanız denetlemezseniz olmaz. Tabii denetim, cezai işlem. Yani şimdi bakın, peşi sıra. Türkiye'de 30 beygirin gücün altında, 30 beygir gücün altında ve 10 işçiden aşağıya çalışan işletmelerde mühendis zorunluluğu yok. Nasıl olur? Böyle bir şey olur mu? Yani biz burada meslektaşlarımıza iş bulma anlamında söylemiyorum. Ama biz halkımızın gıda güvenliğiyle ilgili gerekenlerin yapılması lazım. Allah korusun, iş güvenliğinde kayıplarımız bir anda oluyor, yasalar geliyor. Ama bizim bu gıdayla ilgili kayıplarımız zaman içerisinde, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra o insanlardaki birikimlerle, çeşitli hastalıklarla karşılaşacağı çok aşikar. Ama bunu anlatmakta, bunu ifade etmekte gerçekten zorluklar çekiyoruz. Tabii, siz anlatıyorsunuz da muhalefet milletvekilleri olarak elbette ama öbür taraftan da biz vatandaş olarak galiba her şeyi çok çabuk tüketip çabuk unutuyoruz. Yani Soma'da yaşanan bir facia var evet, biliyorsunuz. Tabii. 301 kişi hayatını evet. kaybetti. Elbette unutulmadı. Onların aileleri, yakınları, çocukları hayatları evet. boyunca bu acıyla yaşayacaklar ama toplumun genel algısı bu. Evet. Şimdi mecliste dün akşam itibariyle galiba iç güvenlik yasası geçti. Evet. Ne kavgalar oldu, ne kıyametler koptu. Haberlerde seyrederken gördüm ki artık milletvekillerinin bile takati kalmamış bu konuyla ilgili kavga etmeye. Oturdukları yerden muhalefet olarak birkaç sitemkar ifade kullandılar. Onun dışında hakikaten enerjileri bitmiş durumdaydı. Şimdi bu yeni iç güvenlik yasası neler getirecek?
Evet, sözümün başında dedim ki Türkiye'nin tablosunu çizeceğim. Dediniz ki iş güvenliği. O zaman, en sona bıraktık onu, evet, o yüzden. Onu kısa olarak şey yapalım. Son 5 dakikada da kendimi anlatmam lazım Aysin Hanım. Ya ben aday adayım 32 numara, onu da işaret edin. Peki, evet. Tamam, peki. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Şimdi 4+4'te başladı bu hükümet. Yani benim bu 4 yıllık süre için söylüyorum. Eğitimde gelinen nokta belli. Aysin Hanım, senin hakimin, benim hakim. Senin savcın, benim. Yargı hangi noktalara geldi? Hiçbir dönemde yargının, hukukun ayaklar altına alındığı bir dönem olmamıştır. Sağlık politikasında devrim yaptık diyorlar. Devrim, nasıl devrimse bu. Sağlık Komisyon Başkanımızın ifadesiyle söylüyorum. 23 kalemde emeklilerden sağlıkla ilgili para kesin. Milli Savunma Bakanlığı'nın durumları ortada. İş güvenlik yasası. İş güvenlik yasası meclise geldi. Biz de çıkarmamak için bütün dilencimizi kullandık. İş tüzükten aldığımız yetkilerle bunu çıkarmama anlamında çabalar sarf ettik. Kavgalar ettik. Belki bir arkadaşımız ölümden döndü. Ama sayısal üstünlükleri var. Geçirdiler. Peki neydi bu yasa? Niye itiraz ettik? Başlangıçta 132 idi. 63'te bıraktılar. Efendim 69 maddeyi komisyona çektiler. Şimdi de 69 maddeyi komisyondan aldılar. Bu 63 maddeye bir yürürlük maddesi ekleyerek yasalaştırdılar. Tamam. Ne olacak? Yarın polis istediği kişiyi, istediği noktada 24 saat gözaltına alacak. 48 saat almak için hakimden yazılı belge alması lazım. Ne yapacak Aysin Hanım biliyor musun? Ankara'ya gönderecek. Buradaki mahkemeler izin veremeyecek. Sadece Ankara'da bu iş için bir mahkeme kurulacak. Oradan izin alacak. Biz şimdi Karacabey'den dedik ya toplaştırmayla ilgili, evet, paralarını ödemiyor. O çiftçiler yola çıksa, yürüseler, polis bu yasayla vurma, yani silahını kullanma serbestliği verdiler. Şu anda yani orada bunlar şeye gidiyor falan ediyor diyerek hiç gereksiz olmadan. Biz nereye gidiyoruz? Hukukun üstünlüğü, hukuka saygı, hukuku koruma nerede? Ayaklar altına alınmış. Vali ve kaymakam. Şu andan itibaren bu yasa onaylandı. Yasalaştıktan sonra istediği kişiyle ilgili soruşturma yapabilir. Gözaltına aldırabilir kolluklar kuvvetiyle. Böyle daha önce bunlar kimdeydi? Savcıdaydı, hakimdeydi. Bir şeye göre yap. Peki bu ne demek? Nereye gidiyoruz biz? Biz nereye gidiyoruz? Ta gerilere, orta çağlara doğru gittiğimizin altını özellikle çizmek istiyorum. Böyle bir yasa geldi, böyle bir yasa geçti. Biz üç parti, sadece biz değil, üç tane muhalefet partinin bu kadar karşı olması bundan kaynaklandı. Polis bu derece donatıldı. Kim için? Bir kişi için. Kaçaksaray'da yaşayan birisi için. Bir cumhurbaşkanı için bu yasayı bu şekilde çıkarttılar. Zannediyorum ki biz parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Oranın vereceği kararla da inşallah bu geri döner. Arkadaşlarımız da biraz daha akıllarını başlarına alarak bu yasayla ilgili bu sıkıntıları ortadan kaldı. Bunlar bu dönemde, bu yüzyılda Türkiye'nin yüz karası. Biz dışarıya bunlarla ilgili herhangi bir şey söyleme hakkına sahip olmayacağız. Böyle bir iş güvenlik yasasıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ve sıkıntılı olduğunda söylemek istiyorum. Buradan bu tablo sıkıntılı. Peki bu tablonundan başka sıkıntılarımız yok mu? Yukarıda bahsettiğim gibi hepsi var. Ama biz bunların üstesinden gelebilecek ve bunları çok rahatlıkla çözebilecek bir iktidar olarak geliyoruz. Bakın Sayın Genel Başkanımız kendileri bir programda açıklayacağı için ben çok fazla bunları dillendirmek istemiyorum ama dünkü bir televizyon programında belli ipuçları, bildiğimiz ipuçlarını verdiği için bunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Asgari ücret 1200 TL olacak. Yoksul aileye 720 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL, emekliye 2 maaş, ikramiye, kurban ve Ramazan'da ki bunun Sayın Genel Başkanımız bir de şeyi verdi. Noter tasdiğini verdi. Mazot 1,5 TL olacak. Bunlar
Çok değerli izleyenlerimiz, vatandaşlarımız daha bu projelerle ilgili geniş açıklamaları 28'inden sonra görecektir. Aysin Hanım, 2011'de siz de biliyorsunuz biz 21 proje ve 42 başlık altında vatandaşımıza şunları yapacağız diye anlattık. Bu dönemde göreceksiniz herkesin kendini görebileceği 7 projeyle sizin karşınıza çıkacağız. Bunların temelinde ekonomi var. Çünkü çocuklarımız aç yatıyor, yoksulluk almış gitmiş. Ondan sonra bunların üstesinden gelmek üzere hareket edeceğiz diyorum. Ve biraz da İlhan Demiröz'ü anlatmak istiyorum diyorsunuz. Buyurun. Zamanımız varsa. Var efendim, buyurun. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Yani biz bunlarla ilgili bu çalışmalarımız hazır. Şeyde nedir? Partimizin seçim bildirgelerine girecek konuları tek tek kimlerle yapıyoruz? Mesela çiftçilerle yaptık. Sendikacılarla yaptık. Sağlıkçılarla yaptık. Okul aile birlikleriyle bile Sayın Genel Başkanımız seçim bildirgesine konacak konuları tespit etmek üzere çalışmalar yaptı. Yani biz 7 Haziran'a hazırız. 7 Haziran'da Sayın Genel Başkanımızı başbakan yapacağız. Buna canı gönülden inanıyoruz. Şimdi gelelim aday adaylığın konusuna. Evet. Neden aday olduğumu söyledim ama şunu söylemek istiyorum. Bu tecrübelerimi evet mecliste anlatmak istiyorum. Projelerimizin bir kısmı henüz gerçekleşmedi. Bunları yapmak istiyorum. Bakın bir örnek anlatayım. Siz de biliyorsunuz Yenişehir Havalimanı. Evet. Çalışmıyordu. Sizin programlarınızda, köşenizde konuştuk, yazıştık. Ben mecliste konuşmalar yaptım. Ve en son seçime yakın şu anda bazı illere uçuşlar başladı. Çok güzel bir şey. Bunda benim katkımın çok büyük olduğuna inanıyorum. Yani böyle mütevazi bir durumda takılmıyorum. Ben onun için diyorum ki benim Ankara'da başlattığım ve devam etmesi gereken çok projelerimiz var. Paşa Çiftliği var. Sizin Yakından takip ediyoruz. Evet. Genel müdürüyle görüşüyoruz. Genel müdürlerin değişmesinden dolayı gelinen noktayı biliyoruz. Nasıl sözleşme yaptığını, bunlarla ilgili emeklerimiz var. Ya sadece yani Paşa Çiftliği bir örnek. Bunun evet. gibi Bursa konularının hepsini yap. O zaman bir dönem daha ben Bursa'da milletvekilliğine devam etmek istiyorum. Aysin Hanım, ayrıca şunu da özellikle söylemek istiyorum. 72 aday arkadaşımız var. Hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu görevi yapabilecek nitelikte arkadaşlarımız. Bu konuyu hiç tartışmıyorum. Bu konuda onlara güvenim tam. Ben milletvekili olarak onlara aynı mesafedeyim. Aynı eşitlikte duruyorum. Ve bu arkadaşlarımızın bu görevleri yaparken de 29'undan sonra 72 arkadaşımızla el ele 7 Haziran'a kadar gideceğimizden eminim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerimiz biat kültürüyle yetişmemiştir. Bizim seçmenlerimiz sorgulayan, neden, niçin, nerede, ne zaman sorularını soran seçmenlerimizdir. Ben inanıyorum ki 29 Mart akşamı Bursa'yı kucaklayan, Bursa'da herkes tarafından alkışlanan ve herkesin kabul edeceği bir listeyi çıkaracaklar. Buna da eminim. Ben örgütüme, partili seçmenlerime buna da güveniyorum. Bir başka güvencemi de söylüyorum. 29 Mart sabahı saat 5'e kadar bütün arkadaşlarımız, üye arkadaşlarımız gelecek. Demokrasinin en güzel örneği olan bu oylarını kullanacaklar ve nedir bunun gereğini yerine getirecekler. Bunun yerini getirdikten sonra da 7 Haziran'da Sayın Genel Başkanımızı Başbakan olarak göreceğiz. İl Başkanımız, ilçe Başkanımız, Kadın Kollarımız, efendim Gençlik Kollarımız, iktidarın Kadın Kolları, Gençlik Kolları, ilçe Başkanı, İl Başkanı olacak. Biz de bunları özledik. Biz kadro olarak, eğitim olarak, güç olarak buna hazırız. Biz 7 Haziran'da bize bu görev verildiği zaman ki halkımız tarafından verileceğine canı gönülden inanıyorum. Biz
daha iyi şeyler yapacağız. Aldatmadan, efendim kutulara bazı şeyleri doldurmadan şeffaf, açık, net, herkesin bilebileceği ve doğruları söylemek, aydın namusu içerisinde doğruları söyleyerek bu politikalarımızı sürdüreceğiz. Tatil sezonu değil, CHP'liler ön seçim için sandığa gelir mi? Hani hep böyle bir şey var biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partili seçmene yönelik. Hayır, evet. Gelecek. Bakın göreceksiniz. Hı hı. Bu 27 yıldır zannediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim yapılmamış. Yani üyelerle böyle bir kaynaşma olmamış. Bu ilk defa olan bir şey ve hakikaten çok büyük bir enerjiyle, çok büyük bir zevkle arkadaşlarımız en küçük noktadan en üst noktaya kadar ulaşma durumunda. Bunların hepsi demokrasinin en güzel örneğini bu şekilde gelip verecekler, yapacaklar. Sandığa sahip çıkacaklar, gelecekler. 2822 arkadaşımız milletvekilliği için aday müracaat etti. Bunun 461'i kontenjan, 491'i merkez ataması, 1871'i benim ve Sayın Genel Başkanımın da katıldığı ön seçim. Hı hı. Bakın 29'unda 28 ilde veya 28 seçim çevresinde ön seçim yapılacak. 85 seçim çevresinin 55'inde ön seçim yapılacak. Bir tarafta demokrasinin en güzel örneğini gösteren Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi partilere örnek olan bir parti var. Bir tarafta da iç güvenlik yasasıyla efendim sokağa çıkılmaması, efendim 12 Eylül yasalarından daha da geriye götürülecek yasalarla insanların özgürlüğüne nedir gem vuran bir şeyle karşılaşıyoruz. İşte aradaki fark bu. Bu farkı değerli izleyicilerimiz, çok değerli hemşerilerimiz 7 Haziran'da görecekler. Biz işçinin yanındayız. Biz emeklinin yanındayız. Biz dul yetimin yanındayız. Biz köylünün yanındayız. Biz iş dünyasının yanındayız. Biz hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil veya Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiriyor diye ertesi gün onlara vergi memurlarını gönderen bir iktidar kesinlikle olmayacağız. Veya belli bir grubu, medyayı sen bizdensin, sen ondansın diye bir havuz şekline getirmeyeceğiz. Herkese aynı eşit mesafede çok şeffaf ve aydın bir şekilde iktidara gideceğimize inanıyorum Aysin Hanım. Teşekkür ediyorum. Sonuna geldik. Şunu da söyleyeyim. O, numaram 32. Evet. Ben 72 arkadaşımın da aynı mesafede olduğumu söyledim. Hı hı. Anahtar liste, tavşan atlama veya gruplaşma bunlardan haberim yok. Olmaz. Ben milletvekiliyim. Ben sadece İlhan Demiröz olarak 32 numaranın karşılığına bir artı istiyorum. 9 tane yani çünkü en az 10 oy evet. kullanması en fazla 18. Hı hı. İstediklerini yazabilir. Hiç kimseye, hiçbir arkadaşıma, en yakınım dahil İlhan Demiröz'ün haricinde şunları 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 yazın ifadesi olmamıştır. Olmayacaktır. Böyle bir seçime gidiyoruz. Ve kendimi, partimi Cumhuriyet Halk Partili üyelere emanet evet. ediyorum. Hayırlısı. Onların sağduyusuna güveniyorum. Hı. Onlar 29 Mart sabahı oy kullanarak en iyisini seçecekler. En güzelini bu Ankara'ya gönderecekler diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, siyaseten cuma akşamı aslında yayında yoktu. Bu özel bir yayın oldu. Çünkü seçim maratonu oldukça hızlı ve Sayın Demiröz özellikle benle bu programı yapmak istediği için onunla birlikteydik bu akşam. Pazartesi akşamı siyasetinin kendi saatinde ve gününde yeniden karşınızda başka konuklarla olmak umuduyla. Hoşçakalın. Esen kalın.